Sevgili Hilal, 2028'den merhaba. Umarım her şey yolundadır. Önündeki 10 sene hakkında fazla spoiler vermek istemem ama birkaç ipucunun ikimize de bir zararı olmaz. Önce iyiler. Hayatının aşkıyla tanışacak ve kendini bulutlar üstünde hissedeceksin. YouTube kanalın büyüyecek ama birkaç farklı platformda da güzel işlerin olacak. Kilo almayacaksın, merak etme. Şimdi kötüler. Yaşadığın en büyük ayrılığı yaşayacak ve yeryüzünde cehennemi yaşayacaksın. Çok ağlayacak, çok yalnız hissedecek ve çok depresyona gireceksin. Böyle büyür insanlar. Ağlamak çare değil. Zaman yolculuğu her zaman insan ilgisini çekmiştir. Aslında konuya bilimden önce edebiyat eğildi. O zamandan bu zamana zamanlar arası seyahat her zaman çok tatlı bir sohbet konusu oldu. Net bir cevabı verilmese de şimdilik bunun pek mümkün olduğunu söyleyemeyiz. Problemlerin başında kendimizle karşılaşma var. Fakat bir fantezi olarak bunu düşünebiliriz. Üstelik böyle bir fantezi, gelecekteki kendimizden çok şimdiki kendimizi tanımamıza yardımcı olur. Sorumuz şu: 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Evlendin mi? Çocukların mı var? O kitapların hepsini okudun mu? Kariyer mi yaptın? Muhteşem bir şarkı mı besteledin? Ya da bayıldığın o arabaya mı sahip oldun? Kısacası, başardın mı? Tabii burada başarı senin için neyse onu kastediyorum. Şöyle oturup bir düşün. 10 yıl sonraki halinde bir sohbet et. Diyelim ki istediğin her şey oldu. Başardın yani. Şimdi gelecekteki sen sana sorular soruyor. 10 sene içinde neler oldu da sen bunları başardın? Şu an ne yapıyorsun mesela gelecekteki başarmış sen olmak için? Çok mu çalıştın? Çok mu çabaladın? Yoksa yan gelip yattın mı? Aman bir lahmacun daha yiyeyim, ne olacak ki mi diyorsun? Sonra okurum ya. Bir oyun atayım mı diyorsun? Kendini stalk batağında mı buluyorsun? Herkes çok güzel ve sen çok mu çirkinsin? Şu an ne yapıyorsun da 10 sene sonraki sen, idealindeki sen oldu? Eğer bunu bir kere yapar, hem sorularda hem de cevaplarda dürüst olursan, hayalindeki sene ne kadar yakın ya da uzak olduğunu görebilirsin. Ve sen elinden geleni yaptın, yine de olmadı mı? Olsun, yine de başardın. Hem Mozart da kimsesizler mezarlığında yatıyor. Çok da şey yapma yani. Bu sefer farklı bir şey yapalım. 10 sene sonraki haliniz yazsın yorumları. Ayrıca ufak bir öneri. Future.me.org diye bir site var. Burada kendinize, gelecekteki kendinize mail atabiliyorsunuz. Yani bir sene sonranıza bir mail atın. Bakalım neler olmuş. Gelecekte görüşürüz.